Yüksek Seçim Kurulu'nun toplantısında alınan bir karar internet sayfasında, Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında da mevcut. Bu alınan toplantıda muhtar adaylarıyla ilgili afiş asmak, pankart asmanın yasak olduğu belirleniyor. Adayların böyle bir pankart ve afiş asmalarına gerek yok. Şayet asılmışlar varsa bile mutlaka kaldırılması gerektiği o toplantıda alınan kararlar içerisinde. Asıllı olduğu halde toplatmayanlar hakkında seçim kurulunun yasaklarına muhalefet suçundan idari ceza uygulanacağı o toplantıda alınan kararda belirtilmiş. Sadece muhtarlarımız, muhtar adaylarımız ev ilanı ile kendilerine tanıtma fırsatı verilmiş. Bunun dışındaki pankart asmak yasak. Yasağa uymayanlara da seçim kurulunun yasaklarına göre cezai müeyyide uygulanacağı belirtilmektedir. Muhtarlıklarda muhtar adayı herkes oturduğu bölgede en az 6 ay oturmuş olduğu şartı gereği oturduğu mahallede muhtar adayı olmakla seçme ve seçilme hakkına sahip olan insanların herkes aday olabilir. Fakat seçmenden sadece kendi şahsi kişiliğiyle seçmenin karşısına çıkması gerekiyor. Çünkü muhtar adayının herhangi bir partisi veya parti amblemi veya parti bayrağı taşımak gibi bir lüksü yok. Siyasi bir görüşü vardır. O siyasi görüşü sandıkta gizli yerde yansıtılır. Bunun dışında siyasi görüş çerçevesi altında aday olmalarını tasvip etmiyoruz ve böyle bir şeyin de lüzumu olduğunu zannetmiyoruz. Çünkü muhtarlar en demokratik şekilde seçilen halkın güvenini ve samimiyetini gören kişiler oy talep edebilir. Vatandaşı da zorlama gibi, tehdit gibi olur olmaz ayağı yere basmayan vaatlarda bulunmamalarını ki özellikle muhtarlarımızın bilindiği üzere bütçesi olmadığı için muhtarlar herhangi bir alacakları hizmeti mutlaka genel idareden ve yerel idareden alabilir. Kendi bütçesi olmadığı gibi hiçbir vatandaşın aklını bulandırmamak, çelmemek için ayağa basmayan, tutarlılığı olmayan, halk dilinde bir tabiri vardır. İşkembeden atma veya bekara karı koşuma kolay gelir laflarına benzeterek hiç kimsenin kendi cebinden de herhangi bir mahallenin veya köyün hizmetlerini tamamlayacak kadar parasının olmadığını biliyoruz ki böyledir. Onun için ayağa yere basmayan vaatlarla milleti kandırmalarının gereği olmadığını düşünüyorum. Vatandaşa aday olduğunu belirtebilir. Vatandaşın telettüğünü alırsa muhtar olur. Hiçbir siyasi görüş ve düşünce belirtmeden oy veren veya vermeyenlerle hiç ayrım yapmadan kazandığı muhtarlığı yürüttüğü süre içerisinde kişi ayrımı yapmadan hizmetini yerel ve genel idareden talep etmekle eksiklerini giderir. Sadece vatandaşa şu vaatleri yapabilirler, onlarda hiçbir sakınca yoktur. Ben daha iyi muhtarlık yapacağım veya aranızda bulunacağım veyahut buna benzer yoksullarla, fakirlerle biraz daha fazla ilgileneceğim gibi vaatler olabilir. Ama ayağı yere basmayan ben bu mahallenin çehresini değiştireceğim gibi, ben bu mahalleye efendim sağlık ocağı yapacağım gibi, ben bu mahalleye efendim ambulans alacağım gibi veya ben bu mahalleye işte gökdelen yapacağım gibi böyle çok uçuk vaatler yapılıyor. İnsanlar da tabii ki biliyorum bunlara itibar etmeyeceklerdir. Onun için
vatandaşın TRT günü kazanacak alçak gönüllü kişiliğiyle, kendi kişiliğiyle önünü çıkartacak şekilde vatandaşlara o istemelerini tavsiye ederim. Muhtarlıklardaki Yüksek Seçim Kurulu'nun ve ilçe seçim kurullarının seçmen askı listeleri 3 Şubat'ta muhtarlara, pardon 3 Ocak'ta muhtarlara teslim edildi. 4 Ocak sabah saat 8'de askıya asıldı. 17 Ocak 2019 tarihinde de askıdan indirilecek. 18'inde bu askı seçmen listeleri ilçe seçim kurullarına tekrar alınan tutanaklarla beraber teslim edilecektir. Bu askı sürecinde vatandaşların eksikliklerini, yanlışlıkları veya bulunduğu mahallede isminin olmadığını tespit ederlerse bunu nüfustan veya ilçe seçim kurullarında düzeltilme yönündeki bir askı sürecidir. Bu süreç içerisinde seçmenlerini, seçmen kayıtlarını düzenlemek için, oturdukları yere, başka yerde kalmış olan seçmen evraklarını düzeltmek için bir fırsattır. Bu fırsatı muhtarlarımız veya seçmenlerimiz farklı amaçlarla kullanıyorlar. Çok şık bir olay değil. Yani kendisi sürekli 12 ay oturduğu bir mahalleden sadece köydeki muhtarı kazandırmak veya mevcut muhtarı yıkmak için kendilerini köye taşıyan seçmenlere özellikle duyurum. Böyle bir seçmenin veya böyle bir seçmenle seçilen muhtarlığın, yani taşıma oyla seçen veya seçilenin ben halk nezdinde hiçbir itibar göreceğini zannetmiyorum. Bu şahsen bir nevi ayak oyunudur. Böyle bir ayak oyunu seçimlerde, demokratik seçimlerde de özellikle muhtarlık seçimlerinde olmamasını tavsiye ediyorum. Bunlar gerçekten usule ve etik olmayan kurallardır. Vatandaşın özellikle bunlara dikkat etmesini istiyorum. Bunun yanında yanlış beyan suçundan yaklaşık 870 lira gibi bir cezai müeyyideye de çarptırılacaklarını tespit edildiği sürede çarptırılacaklarını, bu cezai müeyyideye düşmemeleri için böyle yanlış nakiller yapmamalarını öneriyorum. Bu seçmen nakilleriyle ilgili gerçekten köylerimizde ve mahallelerimizde çok büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntının yetkili makamların bu işe el atmasını özellikle hasreten rica ediyorum. Çünkü muhtarlarımız seçim kuruluna gittiğinde seçim kurulu bu bizim yetkimizde değil, bu işe ancak partiler itiraz edebilir gibi bir cümle kullanıyorlar ve nüfusa gönderiyorlar. Nüfus da biz beyanı esas alırız, yaparız deniliyor. Bu konuda gerekli merkezi ülke amirlerinin bu konuda bir çare üretmelerini veya bir tedbir almalarını özellikle hasreten rica ediyorum. Muhtarlara ve adaylara mağdur olmamaları için.